Sene 1943, henüz 19'unda bir genç Bitlis'ten İstanbul'a üniversite okumaya gelmişti. Mühendis olma hayaliyle geldiği bu şehirde katıldığı bir konferans kaderinin dönüm noktası olacaktı ve büyük başarıları imza atacaktı. İşte Fuat Sezgin'in karanlık çağı aydınlatan yolculuğu. Tarih 27 Mayıs 1960, postalların ayak sesleri. İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen 147 akademisyen arasında yer alan Fuat Sezgin henüz 34 yaşındaydı. İhraç edilmesi onu hayata küstürmedi ve adeta küllerinden yeniden doğdu. Vatanından ayrılmak zorunda kalan Sezgin, 1961 yılında Frankfurt'ta öğretim faaliyetlerine devam etti. Çalışmalarını sürdüren Sezgin, kısa sürede profesör unvanı aldı ve Arap İslam kültürünün tabii bilimler tarihi alanına yoğunlaştı. Gelin, tarihi sil baştan yazdıran araştırmaların sahibi Profesör Doktor Fuat Sezgin'i yakından tanıyalım. Fuat Sezgin deyince 94 yıllık koskoca bir ömürden bahsediyoruz. Bu 94 yıla çalışma saatlerinin çokluğuyla hoca daha da fazla bir ömür sığdırmış. Fuat Hoca'yı Profesör Doktor Fuat Sezgin yapan bence en belirgin özelliği işine aşkla, tutkuyla, azimle ve sabırla bağlı olmasıdır. Türk bilim tarihçisi Profesör Doktor Fuat Sezgin 24 Ekim 1924'te Bitlis Kızıl Mescid'de doğmuştur. Aslında o döneme bakacak olursak tarih açısından Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış bir toplum var karşımızda. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonrası yani. Babası Mehmet Mirza Efendi müftülük görevini icra ediyor. Ve aslında birçok Türk ailesindeki gibi Fuat Sezgin Hoca ilk eğitimini ailesinden alıyor. Babası Mirza Mehmet Efendi ve annesi Cemile Hanım'dan. Babasının ilim görüşünü şu şekilde bizlere aktarıyor Fuat Hoca. Çalışmak, ilim öğrenmek bir tür ibadettir. 7 yaşında Doğu Beyazıt'ta ilkokul okuduktan sonra ortaokul ve liseyi Erzurum'da okuyacaktı. Lise hayatında Fransızca öğrenen Sezgin, 1943 yılında İstanbul'a mühendis olmak için gelecek ve Helmut Ritter'in bir konferansına katılacaktı. İşte Profesör Doktor Fuat Sezgin ismi tarihe böyle kazınacaktı. Buraya mühendislik hayaliyle geldikten sonra bir akrabasının tavsiyesiyle İstanbul Üniversitesi Şirket Araştırmaları Enstitüsü'nde bir seminere katılıyor. O seminerden sonra Fuat Hoca o seminerin, Helmut Ritter'in bütün bildiklerini değiştirdiğini söylüyor. Oradaki söylem de aslında şu, modern bilimlerin temeli İslam bilimlerine dayanır. Bu söylem Fuat Hoca'nın aslında mühendislik hayalini bir kenara bırakarak bilim tarihi çalışmalarına yönelmesindeki temel motivasyon bu cümle. Helmut Ritter'den etkilenen Sezgin yeni tutkusu olacak bölümün kayıt tarihini kaçırmıştı. Ancak bu onu yıldırmadı ve başvurusunu tamamlamayı başardı. Helmut Ritter gibi zor bir hocayla çalışıyor. Yani seminerlerine bile Ritter'in çok az kişi katılırmış hocaya. Yani hocayı dinlemek bile kolay değil. Helmut Ritter'in izinden giden Fuat Sezgin, hocasının sözlerini kulak ardı etmeyecekti. Hocasıyla İstanbul kütüphanelerini dolaşma fırsatı yakalayacak ve böylece Gal eserinin eksiklerine yer vereceği 18 ciltlik eseri yazmaya karar verecekti. 1943 yılında eğitimine başlayacağı dönemde İkinci Dünya Savaşı nedeniyle lisans okumalarına ara verilince Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine yeni diller öğrenme serüvenine adım atacak ve 6 ay gibi kısa bir sürede Arapçayı öğrenecekti. Zaten bildiğiniz gibi hakkında 27 dil biliyor, 17 dil biliyor dense de Fuat Hoca yine gerçekten onun üzerinde dil bilir ama bunun bu şekilde söylenmesinden de çok hoşlanmaz. 7 yaşından itibaren Ağrı'da, Erzurum'da, İstanbul'da farklı farklı yerlerde eğitim görmüş ve hayallerinden vazgeçmemiş. Yani mühendislik hayaliyle geliyor İstanbul'a ama bir yerde hayal değişiyor ve başka bir hayale tutunuyor. Onda devam ediyor. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde kütüphane memuru olarak göreve başlıyor hoca. Bir süre burada çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak devam ediyor görevine. Ancak 1953'te tekrar İstanbul Üniversitesi'ne geri dönüyor çalışmalarına devam edebilmek için. Çalışmalarına devam ederken 1960 yılında 147'likler
hadisesi gerçekleşiyor. Bunun sonucu olarak da aslında Fuat Sezgin Hoca Türkiye'de çalışmalarına devam edemeyeceğini fark ediyor ve o dönemde de Frankfurt Üniversitesi'nden bir teklif geliyor hocaya ve bu sayede hoca çalışmalarına Almanya'da devam ediyor. İstanbul'dan Frankfurt'a uzanan serüveninde Fuat Sezgin her zaman azimle çalışmalarına devam edecek ve bilim tarihine damgasını vuracak o eser bir Türk'ün ellerinden kaleme alınacaktı. 1966 yılında eşi Doktor Ursula Sezgin'le evleniyor. Eşi de Ursula Hanım da aslında Fuat Hoca gibi bir bilim tarihçisi. 1970 yılında ise kızı Hilal Sezgin dünyaya geliyor. Daha sonrasında Almanya'da hayatına devam ederken orada çalışmalarını devam ettirebilmek için bir enstitü kuruyor ve çalışmalarına enstitüde devam ediyor. Almanya'da çalışmalarını sürdüren Sezgin, 1967 yılında Arap İslam Bilimler Tarihi'nin ilk kitabını okuyucuyla buluşturmayı başarmıştı. 17. kitabı 2015 yılında yayınlanan eser, 4 yıllık bir çalışmanın ardından 2024 yılında Türkçe'ye çevrilerek tarihe ışık tuttu. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in ömrünü adadığı araştırmanın çıktısı olan eserde dini ilimler, simya, kimya, astronomi, matematik, tıp, zooloji, botanik, ziraat, coğrafya gibi alanlar yer alıyor. Çok yönlü araştırmaların yer aldığı bu eser birçok alandan insana hitap ediyor. Özellikle bilim tarihi, İslam bilim tarihi alanındaki çalışmaları gerçekten silinmeyecek izler bırakmış. Özellikle bu alanda bu yıl Türkçe'ye kazandırılan Geschichte des Arabischen Schrifttums adlı, yani kısaca GAS olarak bilinen eseri tüm okurların ilgisine sunuldu. Hocanın neler yaptığını belki bu 17 ciltlik eseriyle çok daha iyi anlamış olacağız. Aslında Fuat Sezgin Hoca bu eseriyle şık bir eleştiri örneği getirmişti. Almancası Geschichte des Arabischen Schrifttums, yani aslında Arap İslam Bilimler Tarihi olarak çevrildi. 17 ciltlik bir eser. Aslında 18. cildi de var. Fakat henüz tamamlanmadı. Kıymetli eşi Doktor Ursula Sezgin tarafından felsefe üzerine hazırlanıyor bu cilt ve inşallah en kısa zamanda o da tamamlanarak şu an 17 cilt olan GAS'ın üzerine eklenecek. GAS 17 cilt ve GAL adlı, yani Geschichte der Arabischen Literatur, Karl Brockelmann'ın 5 ciltlik eserine yapılmış çok nazik bir eleştiridir aslında. Ünlü şarkiyatçı ve dil bilimci olan Brockelmann'ın öğrencisi olan Helmut Ritter, ileride Fuat Sezgin'in hocası olacaktı. Bir eseri eleştirmek nasıl olur? Bunu Fuat Sezgin hocadan öğrenebiliriz. Çünkü Brockelmann'ın eseri dönemin aslında başvuru kaynağı, otorite sayılan bir eser. İlerleyen zamanda Sezgin, Karl Brockelmann'ın eserini çok iyi incelemeyi başardı. Sezgin'in her bir detayını incelediği ve üzerine kapsamlı bir araştırma yaptığı Brockelmann'ın eseri, Sezgin'in üzerine aldığı notlarla Profesör Doktor Fuat Sezgin ve Doktor Ursula Sezgin kütüphanesinde yer alıyor. Aslında kendi insanını da o kadar seviyor ki Türk insanına da bu özgüveni kazandırmak istemiş ve çalışmalarını bu şevkle yapmış. Hem milletine bağlı hem aslında kendisi de bu işe aşkla bağlı. Bir kere bunu kenara koyalım. Ülkesine, milletine, ilmine tutkuyla bağlı olan Sezgin, yapabilirsiniz çünkü vaktiyle yapmıştınız sözüyle nelerden bahsediyor? Neler yapılmıştı? Aslında bunu bugün de yapıyor. Gençlerimiz yapıyor yani. Mesela bugün uçan arabaya Cezeri ismini koydukları zaman bu aslında bize tam da Fuat Hoca'nın bahsettiğini gösteriyor. Neden Cezeri ismini koyuyor? Neden Newton demiyor, Galile demiyor ki bu zamana kadar aslında hep böyle devam ediyordu. Küçük yaşta bile çoğu çocuk bu isimleri biliyordu ama bizim tarihimize dair isimleri bilmiyorlardı. Dolayısıyla şimdi bugün yapılan bir yeni bir teknolojiye, geçmişten bizim medeniyetimizin ürettiği bilimden gelen bir ismin adının verilmesi bile aslında bize Fuat Hoca'nın söylemek istediğini gösteriyor. Yani Cezeri de zamanının en ünlü mekanikçisiydi ve ortaya koyduğu gerçekten mekanizmalar döneminin en ileri teknikleriydi. Dolayısıyla aslında bugün yine aynı ismin kullanılması, biz geçmişte de yaptık.
gelecekte de yapabiliriz demenin bir başka şekli. Fuat Sezgin, tarihin tozlu raflarında kalan bilgileri gün yüzüne çıkarttı. Büyük Türk bilgini Elbiruni, dünya ekseninin eğikliğini ve dünyanın çapını gerçeğe çok yakın şekilde tespit etmişti. Avrupa'da henüz dünyanın yuvarlak olma fikri kabul görmemişken, Müslümanlar 10. yüzyılda İber Yarımadası'ndan Büyük Okyanus'u aşarak Asya'nın doğusuna ulaşmayı başarmışlardı. Bunun için dünyanın yuvarlak olduğunu bilmek gerekirdi. 1513 yılında Piri Reis'in çizdiği haritadaysa Avrupa ve Afrika'nın batı kıyıları ve Güney Amerika'nın doğu kıyıları yer alıyor ve daha niceleri. Bunlar diyor oryantalistler tarafından tespit edilmiş bizim yaptıklarımız. Bana şaşırtıcı gelen bizim bunlara hiç ilgi göstermememiz. Fuat Hoca bizi biz yapabilecek o özgüvenin kaynağını biraz daha dikkat çekmek istedi. Bununla ilgili materyalleri de topladı. Boş bir özgüvenden bahsetmiyor hoca. Sürece katkıda bulunan bilim insanlarını tek tek tespit edip hem eserlerini, hem bu alana yaptıkları katkıları, hem kaynakları, hem de bu kaynaklar üzerine yazılmış güncel kaynakları işte Gas adlı eserinde topladı ve bizim ilgimize sundu. Aslında söylediklerini aynı zamanda kayıtlı bir şekilde bize bıraktı. 2008 yılında İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi kuruluyor. Gülhane Park'ın içinde bu müze ve Fuat Hoca açılışına geliyor. İçerisindeki tüm eserler Fuat Hoca'nın birebir kendisinin çalıştığı İslam alimlerinin icatlarının rekonstrüksiyon örnekleri. 2008 yılında müze kurulduktan sonra müzedeki faaliyetleri desteklemek amacıyla 2010 yılında Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruluyor. 2013 yılında şu an aslında bulunduğumuz enstitü kuruluyor. Hemen peşine de aslında 2017 yılında yine Gülhane Parkı'nın içerisinde bulunan Profesör Doktor Fuat Sezgin ve Doktor Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi kuruluyor. Kütüphanenin içerisinde hocanın kitapları yani aslında koleksiyonu mevcut. Fuat Sezgin Hoca da kütüphanenin başında kendisi durabilmek için vefat edene kadar üst katında bir odada eşiyle beraber konakladılar. 30 Haziran 2018'de vefat eden Profesör Doktor Fuat Sezgin, Gülhane Parkı'nın içinde vakıf binasının yanına defnedildi. Bilim tarihine kıymetli katkılarda bulunan Profesör Doktor Fuat Sezgin'i rahmet ve minnetle anıyoruz.